Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda. Beni ilk kez izliyorsanız hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem uzun zamandır video çekemememin sebebini hem benim için çok özel ve güzel bir haberi de sizinle paylaşmaya geldim. Çok uzun zaman oldu video çekmeyeli, o yüzden çok heyecanlıyım ve mutluyum şu anda. Şöyle bol sütlü kahve yaptım kendime. Şöyle göstereyim. Bu tarz konuşmalı videolarımda genelde beraber kahve içiyoruz. O yüzden kahvemi hazırladım ve geldim. Evet arkadaşlar, hamileyim. Bu güzel haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Bayağıdır buralarda yoktum. Instagram'dan da yazıyorsunuz. Neden video çekmiyorsun, vloglar yok mu artık diye. Şimdi şu an hangi aşamadayız? Buraya gelene kadar neler oldu? Sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Merak edebileceğiniz bütün soruları cevaplamayı düşünüyorum bu videoda. Hem de başımdan geçenleri anlatacağım sizlere. Şimdi merak edenler için şunu söyleyerek başlayacağım. Planlı bir gebelik miydi? Evet, planlıydı. Biz evlendiğimizin en başından beri bir 2-3 sene kesin geçmesi lazım diye düşünüyorduk bebek için. Ki öyle de oldu. Tam 2 senemizi doldurduğumuzda artık ikimiz de hazır olduğumuzu hissettik. İlk günlerdeki gibi değildik. Fikirlerimiz yavaş yavaş değişmeye başlamıştı. İlk zamanlar mesela kesinlikle istemiyorduk. Yasin de ben de ikimiz de. O yüzden bu zamanı bekledik. Planlı olduğu için ben Yasin'e sürpriz yapamayacağımı düşünüyordum. Ama biraz değişik oldu işler. Onları da hemen anlatayım size. Şimdi nasıl öğrendiğimizi anlatacağım. Geçtiğimiz Eylül ayıydı. Adet günümün yaklaşmasını ve test yapmayı bekliyorum. O sırada da İstanbul'dan arkadaşım gelmişti bize. Onunla beraberdik bir gün dışarıda. Adetime de 6 gün vardı. Ben aslında adetimin gecikmesini bekleyecektim. Ondan sonra yapacaktım. Ama işte dediğim gibi arkadaşım bizdeyken o akşam biz dışarıda yemek yedik. İlk belirtilerinden de bahsedeceğim şu anda bu arada. O güne kadar hiçbir şeyim yoktu. O gün dışarıda yemek yedik. Sonra eve geldik. Benim biraz midem bulandığını hissettim. Ama çok hafif. Böyle hani şiddetli bir şekilde değil. Zor fark edecek kadar hatta. Çok hafif bir mide bulantısı oldu. Arkadaşıma sordum, senin de miden bulanıyor mu, bir şeyin var mı, dışarıda yemek yedik acaba dışarıda yediğim bir şey mi dokundu diye düşündüm. Aynı zamanda test yapmayı da beklediğim için bu hamile olma ihtimalimi de düşündüm tabii ki. Ondan sonra arkadaşıma söyledim, böyle böyle bir şey var, gidelim bir test alalım gelelim. Yasin de, eşim de yani, o da bekliyor tabii benden bir haber, ne zaman test yapacaksın falan diyor. O akşam test almaya gittik, Yasin'e de söyledim test almaya gideceğimi. Arkasını falan okudum. Testi yapıyoruz. 5-10 dakikadan sonra değişen sonuçları ciddiye almayın diyor. Ben eve geldiğim gibi testi yaptım. 10 dakika kesin bekledim. Hiçbir şekilde ikinci bir çizgi yoktu. Silik dahi değildi. Çok iyi baktım. Ama yine de atmadım testi. O akşam eşime de söyledim. Ben test yaptım. Bir şey yok. İşte haberin olsun falan diye. Ondan sonra sabah uyandığımda teste baktığımda aşırı ama çok aşırı silik bir ikinci çizgi vardı. Bu arada adetime 4 gün vardı. 6 dedim size ama 4 gün vardı. Çok pardon, özür dilerim, şimdi aklıma geldi. Teste 7 güne kadar %99 sonuç vereceği yazıyordu. Teste baktığımda işte çok fazla silik bir çizgi. Yani zor görebileceğim şekilde. Zaten testin arkasında 10 dakikayı geçtikten sonra çıkan başka bir şey inanmayın diyordum. Test geçersiz sayılıyor dediği için olmadığını düşündüm. Bir daha tekrardan test yapma gereği duymadım açıkçası. Günüm geciksin, ondan sonra zaten yaparım ya da görürüz diye bekliyorum. Çünkü benim adetim çok düzenlidir, hiç gecikmez. Biz günlük hayatımızı devam ediyoruz. Arkadaşım burada. Çıkıyoruz, geziyoruz, bir yerlere gidiyoruz, geliyoruz falan. Sonra 13 Eylül günü oldu. Yasin'in doğum günüydü. O sabah uyandığımda tekrar böyle küçük bir mide bulantısıyla uyandım. Bu arada adetim de 14'ündeydi. Bir gün sonra yani. Zaten bir gün sonra görecektim. O gün Yasin'in doğum günü olduğu için bir de tekrar o sabah midem bulandığı için tekrar bir test yapmak istedim. Olursa hem Yasin'e sürpriz olmuş olur diye düşündüm. Tekrar ben arkadaşıma söyledim. Tekrar beraber gittik eczaneye. İki tane daha test aldım. Biri erken gebelik testi, biri de normal gebelik testi. Çünkü yarın olduğunda adetim artık gelmezse tekrar yaparım normal olduğunda diye düşündüm. Eve geldik, sonra hazırlanıp bir yere çıkacaktık. Testi yaptım, bir kenara koydum. Hazırlanmaya başladım.
Hazırlandım falan. İşte yine 10 dakikayı geciktirmemeye çalıştım. 10 dakika olunca gittim, teste baktım. Bu sefer teste baktığımda çok net bir şekilde ikinci çizgisi vardı. Şaşırdım tabii. Yani hem bekliyordum hem beklemiyordum. Çünkü negatif çıktığı için bundan önceki. Eşim de o gün gündüz işteydi, evde yoktu. Sonra biz hazırlandık, dışarı çıktık. İşte arkadaşımla konuştuk, ne yapsak etsek falan filan. Çok mutlu oldum, heyecanlıydım. Yanında arkadaşım olduğu için de şanslıydım açıkçası. Biraz heyecanımı paylaştım, mutluluğumu paylaştım. Finans eve geldi, ben de geldim. Evde bir tane kutu vardı. O kutunun içinde de şeyleri saklıyordum. Ben Yasin'in istemede getirdiği gülleri kurutmuştum. Gül yaprakları falan var kutunun içinde. O kutunun içine testi koydum. Yasin böyle burada aynı şu an benim oturduğum yerde oturuyordu. Arkadaşıma rica ettim, bizi video çekti telefonda. Çok zaten heyecanlı olduğumuz için çok değişik bir video olmuş yani. Onu şimdi koyacağım buraya sizlere. Siz de izleyin. Heyecanlı, değişik bir video. Videoda hatta Yasin hani hamile değildin diye soruyor bana. Görebilirsiniz. Hatta şimdi koyayım, sonra devam edelim konuşmaya. Kız televizyonu bir kız. Bir saniye yapayım. Doğum günü diye sağ olun sana. Ne aldın pasta mı? Sürpriz. Niye aldın pasta mı? Niye aldın? Ne aldın sence? Ne bileyim karım. Söyle. Bakayım bir. Otur Eda'ya sen de. Tahmin et, ne istiyordun en çok? Hiçbir şey istemiyorum. Ne istiyordun? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Bildiğin hiçbir şey. Hiçbir şey istemiyor musun? Hayır. Benim yanımda sen ol yeter karım. Ne aldın dedim. Hı, ne aldın lan? Çok güzel şey, çok isteyeceğim, seveceğim bir şey. Karım bir bak hemen, denize bak, kamerayı da bak. Ha, YouTube videosu çekiyorum ya, senin doğum. Hani bakayım bir dedim Edo. Açayım. Dur ben bir bakacağım. Ne çıkacak? Ne bileyim, ben de çıkacak. Söyle, çıkacak. Aa, ne bileyim, ne çıkacak? Sence? Hiçbir şey çıkmayacak. Boş mu sence? Kutumu küçük hissedeyim. Dur. Kutumu dur, ben, sakin. Tamam, kutumu çok küçük hissedeyim. Tamam dur, ben açabilirim. Aç. Senin üstü açacağım. Dur, yok. Değişik bir şey çıkabilir içinde. Ya Yasin. Tamam dur. Tamam açtım, çek elini, elini çek. Ne bu? Yemin et. Salak, ben bundan anlamam. Bunu koyup getirdiğime göre ben yine bunu koyup getirecek halim yok. Ben bunu anlamam ki, deli. Hani sen hamile değildin bebeğim? He? Hani değildin? Sevindin mi? Yok. Hani değildin çapşal? Az mı sevindin, çok mu? Çok sevindim. Gerçekten. Çok aşırı. Ne zaman belli oldu mu? Doğum günü hediyesi. Ne zaman belli oldu? Bugün. Yemin et. Yemin edelim. Yemin et. Yemin edelim. Sevindim, sevindim. Duygularını paylaş biraz bizle. Çok duyguluyum. Şu anda kameralarla karşı konuşamam. Tamam, kapat deniz. Ben ağlayacak Yasin, kapatalım da ağlasın, ondan sonra açarız. Evet, işte böyle oldu. Yani Yasin de şaşırdı. Hem beklediğimiz hem beklemediğimiz bir şey olduğu için tepkilerimiz böyle saçma sapan oldu biraz. Ama ana oldu ikimiz için de. Onu da koyuyorum şu anda buraya. 4 haftalıkken öğrendim ben bu arada. Ama Yasin o gün kim varsa aradı ya. Gerçekten. Ailesini aradı, arkadaşlarını aradı. Arama diyorum, daha bir şey belli değil. Kaç çeşit işte gebelik var, şey var, o var, bu var. Sonra nasıl bir şey olursa nasıl açıklayacağız? Tekrardan açıklama gereği duyacağız. Anlatma, söyleme diyorum Yasin'e, ama herkesi aradı, söyledi. Öyle mesela nazara gelir işte erkenden söyleyince bilmem ne. O şeylere zaten asla ben inanmıyorum. Onun için değil. Sadece gebeliğin hani her türlü hali var. Sonradan olmadı demek tekrardan saçma olur diye ben Yasin'e söyleme diyorum. Yasin dayanamadı. Herkesi aradı. Ondan sonra tabii yarın oldu. Adetim gecikti. Diğer testi yaptı. Pozitif falan çıktı. Kan testi vermeye gittik. Sonra 2 gün sonra tekrar vermeye gittik. Ondan sonra doktora gittik bu arada. O arada kanımdaki beta HCG değeri yükselmişti. Sonra doktora gittik. Doktor da onayladı. Kese var, bebek var, gözüküyor falan diye. Ondan sonra ben de kendi aileme söyledim. Öğrenme aşamamız bu şekildeydi. Şu anda 22. haftadayım. Yani 6. ayım, 6. aya girdik gibi oluyor sanırım. Ay ay olarak, hafta hafta olarak da takip edenler için söylemiş olayım. Size söylemeye neden bu kadar geç kaldım, ondan bahsedeceğim. Benim hamileliğim çok kötü geçti arkadaşlar. Yani çok kötü demek de istemiyorum ama beni çok yoran bir hamilelik geçirdim. Mide bulantılarım aşırı derece fazlaydı. Bu arada erken belirti olarak sadece 2 kere
mide bulantısı olmuştu. O da çok küçük. Başka erken belirti olmadı bende. Öğrendikten sonra bütün belirtiler arka arkaya çıkmaya başladı. 5. 6. haftamda aşırı derecede mide bulantılarım başladı. Akşam yatağa yattığımda çok zor uyuyordum mide bulantım yüzünden. Gece 3-4 gibi mide bulantıma uyanıyordum tekrardan. İçeri gelip tuzlu çubuk kraker yiyordum. Kuru ekmek yiyordum midemi bastırsın diye tekrar gidip uyumaya çalışıyordum. Sabah kalktığımda da yarım saat içinde yemek yemezsem aşırı derecede midem bulanıyordu. Ama ilk uyandığımda bir sorun olmuyordu. Benim daha çok akşam yatarken çok şiddetli derecede mide bulantılarım oldu. Ondan sonra tabii bütün belirtiler gelmeye başladı. Göğüs hassasiyeti, baş ağrısı, beni zaten en çok zorlayan mide bulantısından bile daha zor olan baş ağrım oldu. Çünkü bende migren var zaten. Çok zor durumlara geldim. Başım ağrıdıkça midem bulanıyor. İstifra ediyorum. İstifra ettikçe başım daha çok ağrıyor. Ancak Parol içebiliyorum. Migren için ilacım vardı. Doktora sormuştum. Çok çok zor durumda kalmadığın sürece içme. Hani Parol'la geçirmeye çalış. Parol zaten benim yani hiçbir zaman normal migren olmayan normal baş ağrımı ya da bir yerimin ağrımasını bile geçirmiyordu. Bir yere oturmaya gidiyorduk mesela ailemizle, arkadaşlarımızla. Yarım saatten fazla asla oturamıyordum. Mide bulantımla beraber çok fazla öğürmem oluyordu. Yani sesli bir şekilde öğürüyordum sürekli. Hiçbir şey yiyemiyordum bu arada. Koku hassasiyetim çok fazlaydı. Asla hiçbir yemek görmek istemiyordum. Yani kahvaltı bile edemiyordum. Peynir, zeytin bile görmek istemiyordum. Anca işte ekmek yemeye çalışıyordum böyle gözüm kapalı. Yani gerçekten çok zordu ya arkadaşlar. Yani sabah da akşam da öğlen de yani hiçbir şey yiyemiyordum. Yemedikçe, aç kaldıkça, acıktıkça daha çok midem bulanıyordu. Anlatamıyorum. Ay yani daha ne kadar anlatsam bilemiyorum ne desem. Gerçekten çok zordu. 3 ayda biter dediler. 3. aya geldiğinde bulantılarım geçer dediler. Ama asla geçmedi. Hafiflemedi bile. 4. ay oldu. 5. ay oldu. 4. ayda da full öyleydi. 5. ayımda da öyleydi. Şu 6. ayıma girdim artık. 2-3 haftadır falan böyle biraz daha hafifledi. Şu an pek olmuyor. İştahım da açıldı. Mesela sulu yemek görmeye dayanamıyordum. Böyle her şey aşırı kokuyordu. Yani bayağı bir zorlu geçti arkadaşlar ilk 5 ay benim için. Hani doktor artık şey dedi, daha fazla devam ederse serum takalım, yani beslenmen lazım dedi artık hiçbir şey yemediğim için. Şu anlık durumum daha iyi. Bu arada bende hiç uyku hali olmadı. Halsizlik, uyku hali. Hatta daha çok uykularım kaçtı. Gece de uyuyamadım, gündüz de uyuyamadım. Çok isterdim, böyle hamileler anlatıyor ya, kafamı kaldıramıyordum, 7-24 uyuyordum falan. Ben de çok istiyordum öyle bir şey olmasın ama olmadı. İkinci trimester deniyor. Onun sonuna yaklaşıyoruz ve yeni düzeliyorum. Bu süreçte en iğrendiğim ve midemin kabul etmediği şey balık oldu. Balık kelimesini duyunca bile, mesela Yasin ısrar ediyordu, balık yememiz lazım, dışarıda yemeye gidelim falan kelimesini duyunca bile çok kötü oluyordum. Şu an o da gitti gibi, yani yiyebiliyorum. Ha bu arada cinsiyetimizi de söyleyecektim. Artık yani 4. ayda belli oldu zaten cinsiyetimiz. Artık 15. haftamdaydı. Cinsiyet öğrenmek için gitmiştik zaten artık. O zaman erkek bebek olduğunu öğrendik. Erkek bebek bekliyoruz. İnşallah sağlıkla. Şu anda alışverişin yarısını bitirmiş durumdayım. Bebeğe oda yapacağız bu arada. Onu da sonraki videolarda, vloglarda, her yerde gösteririm zaten. Videolara devam edeceğim bu arada. Artık kendimi mutlu hissediyorum. Hasta hissetmiyorum. Yani resmen hamilelikten çok kendimi çok 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 hasta hissediyordum. Artık o durumda kalktı. Videolarıma devam edebilirim. O şekilde video çekmem imkansızdı çünkü. Bu arada bel ağrım çok oldu. Çok fazla oldu. Hala oluyor. Kendimi biraz zorladığımda bel ağrım çok çok fazla oluyor. Sonraki videoların içinde zaten gösteririm bebeğin odasını. Şu an normal böyle büyük yataklı misafir odası gibiydi orası. Gelen misafirlerin kalması için yaptığımız bir odaydı. Orada bir tane dolap var. Ekstra bir tane daha dolap alacağız. Dolabımız geldikten sonra artık bebeğin eşyalarını yıkar falan yerleştiririz. O zamanları da tabii ki gösteririm. Yavaş yavaş hala eksiklerimi söylüyorum internetten. Vlogların içinde geldikçe onlardan da bahsederim.
Anlatacaklarım bu kadar. Aklıma gelenler bunlar. Anlatmayı unuttuğum bir sürü şey olmuştur zaten diye düşünüyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplayacağım hepinizi. Cevabı uzun bir şeyse sonraki videolarda vlogların arasında mutlaka anlatıyor olurum zaten. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Ben videomu kapatıp editleyeceğim. Sonra da hemen yüklemeye koyacağım. Çünkü çok özledim YouTube'u. Arka arkaya videolar çekmeyi düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.